Merhaba arkadaşlar. Bu gördüğünüz normal klima fan motoruydu. Dış ünitenin fan motoruydu. Bu komple sargıları yeniden sarıldı. İçerisine neodim mıknatıs konularak alternatör haline dönüştürüldü. Ama bu küçük bir model. Yani ne yapar bu? Aküleri şarj edebilirsiniz. Nasıl akü şarj edebilirsiniz? Şöyle göstereyim. Bu 20 amperlik elektrikli bisiklet akülerini şarj edebilirsiniz. Veya şöyle öğrenci projesi veya dağda yaylada elektriksiz kalmamak için 7 amper 9 amperlik bu tip aküleri şarj edebilirsiniz. Şimdi ben bunun çalışmasını göstereceğim. Normalde 3 faz vardır. Tüm alternatörlerden 3 faz gelir. Bunda da aynı şekilde 3 faz, 3 kablo gelir. Bu 3 faz köprü diyotlara girer ve artı eksi olarak çıkar. Ben artı eksiye 2 tane 15 wattlık ampul bağladım. Yani 30 watt oluyor. İkisini paralel bağladım. Daha doğrusu 14-15 volt da 1,5 amper veya 2 amper pardon. 1,5 amper, 1,5, 3 amper çekebilir. Şu anda 500, zaten bu bizim gerçi şarjlı makabımızın devrini gösteren etiket aşılmış. Bu 600 devir maksimum, onu da söyleyeyim. Şimdi 600 devirde kaç volt verdiğini, ampulü nasıl yaktığını göreceksiniz. Bunun çıkışına şu şekilde şarj kontrol cihazıdır. Aküyü buna bağlarsınız. Bu ne yapar? Akü doyuma ulaştığında 14 voltta fren yaptırır. Şarjı keser ve fren yaptırır. Rüzgar türbini olarak kullanılır. Ama su türbinde kullanacaksanız diyot kullanılır. Onu da özellikle belirteyim. Şimdi şöyle makapla döndürüyorum. Bakın hafif bir dönüde elektrik veriyor. Şöyle voltaja bakalım. Bakın şu anda aküyü rahat bir şekilde şarj etmektedir. 14 volttan sonra aküyü şarj eder. Bakın. Gayet güzel. Yani 500-600 devirde akülerinizi şarj eder. Küçük tiplerde, yani küçük tip rüzgar türbinlerinde, su türbinlerinde kullanabilirsiniz. Dediğim gibi 20 amperlik ve 7-9 amperlik aküleri kullanabilirsiniz. Küçük projeler için uygundur. Bunu daha yüksek hızlı döndürdüğünüz zaman ise 5 amper, 6 amperde enerji alabilirsiniz. Yani maksimum gücü 5-6 amperdir. O da 24 saatte iyi bir enerji yapar. İsteyen arkadaşlara bu şekilde gönderebilirim. İsteyen arkadaşlar su türbini için kullanırlarsa bu şekilde de gönderebilirim. Yapacağınız işlerde de başarılar dilerim arkadaşlar.